CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz bambaşka bir şey paylaştı, bir bilgi. Dikkatimizi belki de oraya vermemiz lazım biraz. Hani bugün kemer sıkmamıza sebep olan o politikanın mimarı var ya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hani onun hayata geçirdiği ekonomi politikaları sonucunda yoksullukta eşitlendik. Giderek o yaşam çarkını döndürmekte maddi olarak zorlanıyoruz ya. Tasarruf genelgesiyle hayatımıza yeni tedbirler soktu ya Mehmet Şimşek. Meğer kendisinin 2017 yılında Başbakan Yardımcısı sıfatıyla attığı bir imza sonucu devlet bugünkü kurla 41 milyar 401 milyon lira zarara uğramış. Türk lirasına çevirip üzerine 6 yıl boyunca da 6 taksit yaptığını ve devleti devasa tutarda zarara uğrattığını tespit etti. Toplam 10 şirkete bu şekilde devleti olan Amerikan doları cinsinden özelleştirme borçlarının TL'ye çevrilip üzerine 6 yıl boyunca 6 taksit yapılmasıyla birlikte oluşturulan zarar 1 milyar 257 evet. milyon dolar. Güncel kurla 41 milyar 401 milyon TL. Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin, yani bu İzmir'deki biliyorsunuz bir yağmur sonrası biriken suyun içindeki elektrik kaçağı, hayatını kaybeden iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesinde büyük sorumluluğu bulunan elektrik dağıtım şirketinin sahibi Aydem Enerji'nin eski adıyla Elsan sahip olduğu yatağın termik santralinin devleti olan Amerikan doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL'ye çevirip 6 taksit yaparak nedenli büyük bir zarar yarattığını tespit ettik resmi belgeleriyle. Evet. Zarar 263 milyon dolar. Ya şimdi korkarım bunu da bize ödetirler. Çünkü bütçe açığını kapatmaya çalışıyorlar yine yurttaşın sırtından. Enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar nasıl iç talebi baskılayarak. Yani para harcayamaz hale getirerek hepimizi. O yüzden korkuyoruz, eyvah diyoruz bunları duyup öğrendikçe.